Merhabalar, Prestij çizgi romanından ben Emrecan ve bu videoda yeni sevkiyatta gelmiş olan ciltlere ve fasikülere göz atacağız. Evet, başlayalım. Bu sevkiyatta birkaç parça manga geldi ve bunlardan bazıları gitti ve kalanlar şu anda karşınızda. Apo Sims şey 7. sayısı gelmiş, Berserk of Gluttony 3, Dangerous in My Heart 1 geldi ve Final Fantasy Lost Angeles'ın 3 ve 5. sayısı geldi sadece. Hani 1, 2, 4 ve 6 ve diğer sevkiyata gelecek büyük ihtimalle. Ve burada bir tane Jack Kirby Fantastic Four Artisan Edition diye bir şey yapmış Marvel. Bu normalde baş hardcover olarak duyuruldu. Fakat sonradan da TP'ye çevrildi. Böyle ilginç bir şey oldu, hani bir sene sonra falan çıktı ve ertelendi, iptal oldu. Ve sonra TP olarak çıkarttılar. Ve burada bir tane Spawn Compendium var. Bunu açıp birazcık inceleyelim. Bunu incelememin sebebi şu: bunun fiyatı cidden çok uygun bence. Çünkü içinde 50 sayı var. İlk 50 sayıyı kapsıyor ve 60 dolar gibi bir fiyatı var. Hani tam fiyat performans ürünü bence. Alıp okumalık. Compendium'a bence pek bir koleksiyonluk değil de hani böyle okumalık. Çünkü okurken sırtında çatlamalar yaşanabiliyor, kar kalın olduğu için. O kalınlık zaten hani böyle ucuz kaçsın diye ucuza malzeme kullanmışlar. Ama eğer ki yani Spawn'ın ilk 50 sayısını böyle okumak istiyorum derseniz bence bu tam sizlik. Çünkü zaten ilk 50 sayıyı toplamak isteseniz bayağı bir dolar masada bırakmanız lazım olur. Çünkü ilk sayılar çok değerli. Evet, devam edelim şimdi fasiküllerimizden. Bize Action Comics'ler karşılıyor. Bu ay 32 ve 33 gelmiş. 32 tükenmiş. Annual ve sadece 33 kalmış. Alien devam ediyor. Hani Aftermath serisi, hemen One Shot'a daha doğrusu şey Variant ve Regular seçeneği olarak duruyor sitemizde. Amazing Fantasy. Bu seri şöyle söyleyeyim, hani benim çok beklentim olmadığı bir seriydi ama fena çıkmadı. Ben ilk sayı okudum. İyiydi. Ve puanları da iyi. En azından hani farklı bir şey aramak istiyorsanız güzel bir şey olacaktır sizin için. Seri olacaktır. Spider-Man yine son şeyine geliyor, Spencer Run'ının. Bundan dolayı artık böyle ayda üçer üçer pompalamaya başlayacaklar Spider-Man'i. Annual sayısı da geldi, Infinite Destinies'in böyle one-shot'lar, yani annual'ları birleştirerek bir event yaptı Marvel. Yani bu da onun dördüncü sayısı mıydı neydi bakalım, hatta kaça denk geliyormuş. Aynen, Part 4 of 8. Avengers'lar geldi. Hani Avengers artık bu arada dükkana çok fazla kalmayacak. Aynı şekilde Max Strike de öyle. Barbarella'nın sadece bir kapağı kalmış. Çok ilginç. Bunun birçok kapak seçeneği gelmişti ve sadece iki tane kalmış. Bence kapak bayağı hoş. Hani tükenmeden alın eğer ki Palillo seviyorsanız. Basilisk. Bu da yine son dönemin hani fena olmayan serilerinden. Ban ve Scarf diyeyim artık, soyadını tam okuyamayacağım. İyi bir iş çıkartıyor. Benim de zaten hani takip ettiğim bir seriydi. Scooby Doo Mysteries geldi. İlk sevkiyatta 2 ve 3 gelmişti. Hani 1'in sayısı gelmişti. Şimdi 1'i geldi, 4'ü geldi. Batman 110 geldi. Ve bunun 110'u çok güzel bir Joke varyantı var. Son dönemdeki en iyi Joke kapaklarından biri bence. Tabii Shadecraft'ta çizdiği Second Printing kapağı da çok hoştu. Batman Fortnite Zero'lar geldi, 6. sayısı ve bitiyor. Bununla birlikte hani bu 6 karakterin, yani 6 sayıyı da alıp 6 karakteri de, kostümü de unlockladığın zaman daha büyük bir Batman açılıyor tarzı bir şey vardı galiba, onu bilmiyorum. Zaten ondan dolayı bayağı değerlenmişti. Hani alanlar, kostümler hayırlı olsun diyeyim, ne diyeyim hani, çünkü içinin çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Batman Reptilian'dan geldi. İlk sayıdan A ve B kapak seçeneği var, ikinci sayının sadece B, A kapak seçeneği var pardon. Secret File Hunters geldi. Ben bu iki kapağa da bayıldım. Hani Irvin Rodriguez kapağı da çok güzel. Hani Federici kapağı da çok güzel ama tabii ikisinden birini seçmek istiyorum dersiniz. Ben kesinlikle Irvin Rodriguez kapağını tercih ederdim. Size zaten öyle yaptım. Devam edelim. Buradan başka bir Secret Files Batman The Signal geldi. Bundan sadece bir adet kaldı bu arada. Hızlı tükendi bu. Burada fena olmayan bir Jennifer Eason kapağı var. Hani ben büyük bir Jennifer Eason fan olmama rağmen bu kapağı çok ısınamadım ama yine de hani belli bir kalitenin üstünde bence bu kapak. Batman Adventure Continues ikinci sayısı geldi. İlk sayısı geçen ay gelmişti. Bu ikinci serisi, ilk seriyi beğendiyseniz bence kaçırmayın derim.
Çünkü ilk seri hoştu ve hani o tadı andırıyordu birazcık Batman animasyon serisindeki. Eğer ki animasyon serisini sevdiyseniz, hani birinci seriyi okuduysanız bir de 2'yi de bence alın derim. Batman Detective yine aynı Batman Scooby'de olduğu gibi ilk sayısı gelmemişti şimdi. Birinci ve dördüncü sayısı geldi. Hatta birinci sayıdan Blank seçeneğine kadar bütün kapaklar var. Ve aynısı Batman Urban Legends'a da olmuştu. Kendisinin de yine şey gelmemişti, ikinci sayısı. Sadece geçen sefer 3-4 gelmişti. Böyle 2 atlanmıştı bir anda. Ama şimdi 2 de geldi. Mutluyuz. En azından hani böyle yanmayacağız. Çünkü bayağı oldu bu High Republic 3'te aynısı olmuş. Hani gelmedi. Neydi o? Strange Adventures 4 yine gelmeyenlerden biriydi. En azından bunlar da olmadı ve çok da güzel varyantları var. Hani delik çubuğu varyantı olsun. Fena da olmayan bir maddine varyantı var. Yani burada ikisi arasında kaldım derseniz ben delik çubuğu varyantından seçeneğimi kullanırdım. 5. sayının da güzel bir Tyler Kirk'ım varyantı var. Bundan da son bir adet kalmış. Belki ben bu video atana kadar bu kapak tükenmiş olur, bilemiyorum. Evet, Betty Page'ler geldi 1 ve 2. Bunların bitmez stokları birer tane. Yine birkaç kapak şey kalmış. Black Cat kalmış. Bunlar da büyük ihtimalle birer tane kaldılar. Bakalım. Evet, bir adet ve bir adet. Bu arada bu Black Cat şeyi Infinite Destiny'e şey bağlanıyor. Hani neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama yapıyorlar. Yapsınlar, hani Black Cat okuyucularına böyle bir event farklılık oluyor. Ama farklı bir, yani garip bir farklılık bence bu. Bu arada 8'e güzel de bir varyant varmış. Momoko yani normalde çok bayıldığım bir ser değil ama kapağını cidden beğendim. Güzel duruyor. Black Widow'un 9. sayısı 2 kapak seçeneğiyle gelmiş. Blue and Gold, Blue ve Beetle ve... Blue ve Beetle ne ya? Blue ve Beetle ve Goldbusters'ın serisi. Onun yanında Berserker 3. Bir tek sadece B kapağı kalmış ve güzel kapağı kalmış. Benim bayağı sevdiğim serilerden Jeff Tekal ve bu kapağın kalması hoşuma gitti. Yani bu kapağı değerlendirin derim. Bence bayağı güzel, hoş bir kapak. 4. sayının da bütün kapak seçenekleri var. Gelmeyen Cable'lar gelmiş. Sağ olsunlar. Cable serisi bitti ama 8 ve 9'un sayısını yolladılar. Captain America Annual, yine Infinite Destiny'e bağlanan bir Annual bu. Catwoman 33 geldi. A kapak ve B kapak seçeneğiyle dermişim. Çünkü B kapak seçeneği tükenmiş maalesef. Ama onun yerine size Catwoman Annual hani verebiliriz. Annual okumayı seviyor iseniz. Yani fena da bir kapağı yok. Arkadaki ilginç Batman şeysini yeni fark ettim. Bu Catwoman'a bıçak sallayan, bıçak değil de böyle maşet sallayan arkadaşa yeni villain olması lazım. Şu an biraz Catwoman'a geri kaldım. Daha oralara gelemedim. Change of Super Sense geçen ay yine 2 ve 3. sayısı gelmişti galiba. Şu an 1. sayıları geldi. Checkmate, hani ertelenen sonunda çıkan Checkmate de geldi. İkisinde A ve B kapak seçeneği var. Children of Atom 4 ve 5 geldi. Crash and Lobo 2'ye sayısı geldi. Hop, pardon, ufak bir bölünme yaşandı, sorayım. Bu Crash and Lobo'nun hani şey çok güzel. Variant kapağı Danmora müthiş bir kapak çizmiş. Hani en azından Crash and Lobo'yu okumuyorsanız da bu kapak için alınabileceğini düşünüyorum. Çok hoş bir kapak olmuş. Daredevil 31-32 gelmiş. Sadece 31'in sayının A ve B kapağı kalmış. Conjuring serisi bizde pek ilgi görmedi ama bence hoş ilerliyor. Çizimleri falan da bayağı güzel. Variantlar da güzel, böyle VHS şey tribute kapakları yaptılar. İlk sayının da öyleydi, böyle VHS tarzında bir kapağı vardı, hoştu. Ama A kapakları da güzel tabii, varyantı çok güzel ama A'lar da fena değil. Hani Sienkiewicz bu korku havasını güzel yansıtıyor bence kapaklarıyla. Dejah Torres vs. John Carter geldi. Demon Days Mariko geldi. Bu Mariko'nun bu arada ben kapaklarını çok beğendim. Cem Bartel zaten sevdiğim serilerden biri. Uzun süredir aslında pek iyi çizemiyordu. En azından bu kapaktan hala iyi bir ser olduğunu hatırlattı bize, sağ olsun. Ve Campbell'a bayılmasam da fena bir kapak olmamış. Hani ben bile beğendim. Bu arada bundan bir tane, bundan da bir tane kalmış. İkisinden de birer tane kalmış. Elinizi çabuk tutun diyelim arkadaşlar. Tükenebilir. Department of Truth maalesef bu seri bu ay birazcık sekteye uğradı. Hani güzel patladı, hasarlı falan filan geldi ve sadece 10. sayının B kapağından kalmış. Ondan da sadece bir adet kalmış.
Detective Comics'lerin B kapaklarının neredeyse hepsi tükendi. Bir tek 40 için kalmış. Bu Belmejo kapakları çok hızlı tükeniyor. Ama en azından 3'ten, yani pardon, 40'tan, 1040'tan 3 adet kalmış. Yani bunlar da birkaç gün içinde tükenirse şaşırmam. Burada da yine Dynamite sayıları gelmiş. Eternals gelmiş. Artık takip eden var mı Eternals bilmiyorum ama Eevee yine Danmora yine döktürmüş bu kapakta da. Normalde Andolf olarak ortaya çıktı ama ondan sonra Danmora'nın çizeceği açıklandı. Ve iyi ki de öyle olmuş. Hani müthiş bir kapak. Yine sadece kapağı için alınabilecek serilerden. Serilerden demeyeyim. Serinin için güzel. Sayılardan diyeyim daha doğrusu. Güzel bir varyant olmuş. Yine Becky şu Excalibur'lar gelmiş. Burada nasıl hala şu an bunu görme şaşırdım. Nasıl bunun satılmadığını merak ediyorum. Bu kapak version arkadaşlar. Hani baya acaba insan title'ı mı zannetti anladı bilmiyorum ama baya hoş ve güzel bir kapak. Extraordinary'nin ikinci sayısının varyantı. Öneririm. Seri de fena değil. En azından ilk iki sayısı hoştu. Extreme Carnage'lar geldi ve bu Extreme Carnage'lar birazcık karışık kapaklı geldi. Hani Fage'in Connecting'i geldi. Scream'in Young'ı geldi. Chain, Alpha'nın A'sı ve Wraparound'ı geldi. Tarzdan böyle karışık bir kombinasyonla yollamışlar bize. Büyük ihtimalle diğer sevkiyatta o diğer eksikler de toparlanacak. Fantastic Four 33. sayı geldi. Bu arada Fantastic Four'un artık hani fazlalık göremeyiz dükkanda. Çünkü kendileri maalesef satılmıyorlar. Artık hani bir tane bile görmek zor olacak Fantastic Four'dan. Flash iki kapak seçeneğiyle şu an stoklarımızda ikisinden de birer tane olması lazım. Ne bir kontrol edeyim. Evet ikisinden de birer tane kalmış. Enyo'da da Enyo'dan iki adet olması lazım. Yok bundan da bir tane kalmış. Gamma Flight bir ikinci sayısı gelmiş aslında. İkinci sayısı tükenmiş sanırım. Giger 3 ve 4'ün sayısı B ve A kapaklarıyla sitemizde bulunuyor. Giger de bir anda değerlenen serilerden oldu. Hani o da tükenenler böyle hızlı giden seriler arasına girdi. Ve fena da seri değil. Hani anlayabiliyorum neden insanların böyle dediğim gibi Giger aldığını okuduğunu. Burada bir Amazing Spider-Man sayısı var. Geçen eventin Giant Size'ı geldi. Hani böyle son sayısı oldu. Gromit Tarzan. Bu eski okuyuculara gideceğini düşündüğüm bir sayı. Haha'nın altın sayısının yani son sayısının A ve B kapağı geldi. Bakalım Derek Chou varyantları kalmış sadece Harley Quinn'de. Hellboy'un BPRD ve Skies of the Chess Pro sayısının ilk sayısı geldi. Serisinin ilk sayısı geldi. Ve bir adet kalmış olması lazım. Hani iki sayılık bir seri zaten. Yani elinizi çabuk tutun derim. Ben şimdi iki adet vardı. Bir adet düşmüş birini almış birisi. Heroes Reborn 6, 5, 6, 7 geldi. Ve bu seri de tamamlanmış oldu. Hani bir anda çıkıp bir anda biten bir seri oldu. Yani Marvel keşke bize haber verseydi bu A kapaklarının connecting olacağını. Biz de ona göre sipariş ederdik. Hani fark ettiğiniz üzere zaten şu an 5 ve 6 birleşiyor. Sonra 7 de keşke yanında olsaydı tam birleştiği şeyi görseydik. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu arada one shotlarından hani birer adet falan kalmış olması lazım. Kontrol edelim. Evet. Hani bunlardan da birer adet var. Bunların hepsi sınırlı stokta. Kaçırmayın derim. Yine birer adet Return, Heroes Return ve Weapon X Final Flight var. Homesick Pilot 7'in sayısı geldi. Immortal 47 bunda da artık son viraja yaklaşıyoruz. Infinite Frontier'ın ilk sayısı tükenmiş. 2 ve 3. sayısı kalmış sadece. Bu birazcık kötü olmuş böyle hani okumak isteyenlere birazcık engel çıkartabilir. Invincible Red Sonya. Burada çok güzel bir Selena varyantı var. Selena benim son dönemdeki favori kapak eserlerimden biri oldu. Burada imzası varmış. Güzel bir kapak. Ya buna 3. sayı içinde bir Selena varyantı var. Kendisi bu karakteri döndürüp döndürüp kapak istiyor ama en azından güzel çiziyor. Birazcık hani çizgi bir yöntem de olsa ben beğendim. Joker 2 geldi. Bu aslında değerlenmiş bir sayı ama biz hala etiket fiyatından veriyoruz eğer ki almak isterseniz. Alabilirsiniz. A, B ve C kapak seçenekleri var. Ve B kapağı bence çok hoş. Hani Bermejo'nun bayağı yine döktürdüğü kapaklardan biri olmuş. 5. sayısı geldi bu arada. 5. sayıda da Amazing Fantasy yazan ve çizen Karen Andreas'ın varyantı var. Yani bundan da bol bol kalmış. Hani bol bol kalmış ama bu bir anda düşebilir. 16 falan olması lazım bunun. Yarısı gitmiş zaten.
Justice League 63 gelmiş, 65 gelmiş, 64 nereye kaybolmuş bilmiyorum. Bu arada çok güzel Federici varyantı var. Hala yine gördüğüme şaşırdığım sayılardan biri oldu. Normalde Federici varyantları havada kapılıyordu. Sanırsam bunu birçok insan görmemiş. Eğer ki beğendiyseniz kaçırmayın derim. Yine tek kaldığı için kolaylıkla uçabilecek sayılardan biri. King and Black Handbook, hani King and Black bitti. Venom 35 çıktı. Hani King and Black'in devir teslimi oldu. Anca Handbook'u geldi. Hani bir şey diyemeyeceğim yani, yapacak bir şey yok. Diamond böyle manyaklıklar yapabiliyor. Tank Girl'ün 5. serisi geliyor. Tank Girl serisi de sonlandı. Last Book You Will Ever Read ADD kapağı tükendi. Sadece C, yani NSFW artı 18 kapağı kaldı. Bunun da nasıl bir kapak olduğunu internetten bakabilirsiniz. Biz buraya kapalı halini yükledik. Kapatalım burayı hemen. Life is Strange'in yeni serisi başladı. Bunun aslında Connecting tarzı bir kapak yapmışlardı. Karakter portresi tarzında. A kapağı geldi. A mıydı? C miydi bu? Heh, C kapağı buydu. D kapağı da diğer arkadaşındı. Adını unuttum şu an, kimdi. Onun kapağıydı. Böyle karşılıklı olunca hoş gözüküyor ama D kapağını yollamamışlar. Bilmiyorum neden. Ama Magic yollamışlar. Magic'in 4. serisi ulaştı elimize. Mamo ilginç bir isme sahip ama bence çok güzel bir artwork'e sahip olan serilerden biri. Hani çok araştırmadım bu seriyi ama hoş gözüküyor. Belki ileride cilt toplaması yapabilirim buna. Cilde çıksın, seri tamamlansın. Bakarız durumundayım ama hoş gözüküyor. İlginç bir ismi var. Marauders 18-19 gelmiş bu ay. Masters of the Universe Revelation. Seçiş varyantı kalmış. Mike Mignola varyantı bitmiş. Seçici A kapağı diyelim. O kalmış ve hoş da bir kapak olmuş. Hani insanlar Netflix şeyine karşı birazcık ön yargılı falan, bayağı gömen falan oldu. Hani bu nasıl He-Man tarzında. Daha izleme fırsatım olmadı, ondan dolayı pek bir şey diyemeyeceğim. Daha okuma fırsatım da olmadı maalesef. Behemoth'un yeni serilen MFKZ'nin ilk sayısı ulaştı elimize. Bundan da bir adet kaldı. Hani eğer ki merak ediyorsanız bir alın bakın derim. Paprika'dan sadece sayılı kapaklık kalmış. Böyle B, C, E ve F kapağı kalmış. Bu arada bu ikisi aynı kapak değil. Açayım göstereyim, bu title'lı, gördüğünüz üzere hani bir var, image şey var, başlık var. Bu da Virgin kapağı. Evet, ikisi de aynı fiyat. Ve wow, sadece 2 adet kalmış Virgin'dan. Hani title'dan 9 adet kalmış. Aslında hani biz buna 1.50 söylemiştik. Ve çoğunlukla hani Virgin ve bu Title Artichoke kapağı üzerineydi. Bayağı hızlı erimiş. Elinizi çabuk tutun derim. Burada MAM var. Hani hala nasıl satılmadığına şaşırdım. Bir başka seri. Varyantı bitmiş zaten. Bu da Emilia Clarke'ın. Bayağı bir Game of Thrones'tan tanıdığımız Emilia Clarke'ın çizdiği bir... Ama çizdiği değil, yazdığı bir seri. Keanu Reeves kadar hype'lanmadı ama hani bence fena da olmayan bir seri. Okudum ilk sayısını. Hoş. Berserker kadar iyi mi? Aslında Berserker'ın iyiliği de konuşur da neyse, hani onu şimdi bırak konuşup videoyu 40 dakika değil yani böyle 80 dakika uzatmayalım boş boşuna. Yani hani bence bunu da tercih edilebilirdi, hani büyük ihtimalle insanlar zaten değerlenmediği için buna coşmadı. Ama her şeyde değerlenecek diye bir şey yok abi, hani her değerli seri iyi olmuyor. Ve yanında fena bir seri olmayan Moon Knight var. Kendisinde bütün varyant kapakları tükenmiş, sadece 4 adet A kapak kalmış. Bu da dizinin hype'ıyla çıktığını düşündüm bir seri ama mal oldum böyle çıkınca, fena başlamadı seri. Böyle mal olunca seviyorum yani. Kötü bekliyorsun ama iyi çıkıyor, öyle bir anda kalıyorsun. Yani iyi oluyor. En azından iyi bir şeyler okumuş oluyoruz. Nice House Underlake'lar 1. sayının 2. printing'i geldi. Maalesef 3. printing gelmeyecek. 3. printing'i bekleyenlere 2. printing'i önerebilirim. Hani ya maalesef gelmiyor 3. baskı. 2. sayısı geldi. Yine Nightwing'in devam ediyoruz. 82 sayısından Ninjak bir noktaya gelmiş 5. sayısı. Nasab sahibi 2 ve 3 sağ olsun gelmiş. Hani eksik gelmişti. X'ler tamamlandı. Orcs'lar gelmiş. Other History of the DC Universe bitti. Bu da geçen sene başlayan serilerden biriydi. Yavaş yavaş çıka çıka bitirler bunu da. Protector of the Valley Road
2, 3, 5 gelmiş, 4'ün sayısı nerede bilmiyorum. Burada Facsimile Edition Red Sonya 1 var. Bu da Dynamite'ın Facsimile'ı. Yani böyle Facsimile sayılarını toplamayı seviyorsanız. Bu bakın derim. Red Sonya Black and White'tan yine tek kapak kalmış ve bundan da sadece 4 adet kalmış. Yine Parello'nun güzel yaptığını düşündüğüm kapaklardan biri kendisi. Bakalım. Burada çok güzel bir Robin Manapul varyantı var. 4 için de öyle, hemen açalım. Böyle renk şeyi yapıyor Manapul varyantları ve çok hoş bence. 1 ve 2'nin de varyantları hoştu ama sanırsam onlar tükendi. Ve zaten bunlardan da birer adet varmış. Elinizi çabuk tutun derim. Geçen ay gelmeyen Rorschach 7 geldi ve bu ayda 10'un sayısı geldi. Artık Rorschach'ta da son viraja girdik. Bakalım Sacred Six'e gelmiş. Bundan da yine bayağı bir kapak seçeneğimiz var. Sadece D ve E kapağı kalmış. Shadecraft 4 ve 5 gelmiş. Shang-Chi 3 gelmiş. Bu arada hani bir anda hayatımıza girip böyle seri 4 seri mini seri olan Shazam gelmiş. Hani variant bayağı güzel. Eğer ki variant tercih etmek istersen, Gary Frank'i seviyorum. Geçenki Shazam'ı da beğenmişim derseniz hani buyurun efendim. Gary Frank variantı burada. Koş olmuş hani. Son bir adet kalmış. Onda hızlı olun derim. Silver coin'ler geldi. Bu arada bu kapak yanlış olmuş. Bakalım içi doğru mu bari. Nope, yanlış yüklenmiş bu kapak. Maalesef silver coin 3'ün B kapağı gelmedi. Sadece A kapağı geldi. B kapağı yerine biz zaten A yollamışlar tamamen. Birazcık üzdü ama en azından hani içi hala aynı diyelim. Fena da bir hikaye gitmiyor. Silver coin'de hatta o kadar tutuldu ki B serik bir mirror seriydi. Şu an kendisini uzattılar. Her bir sayıda farklı bir yazar ve farklı çizer. Ufak benzerlikleri olan bir hikaye yazıyorlar. Zaten hepsinin ortasında bu gümüş paracık var. Yani onun etrafında dönen bir hikaye var. Yanında fena olmayan bir seri var. Daha okumadım kendisini. Çünkü bunu okuyup anlamak için bayağı bir Spider-Man okumak lazım. 3-4 sayı. Onunla ilgili daha girişmedim. Ama en azından aldığı puanlar fena değil. Ortalama bir seri gibi. Bu ortalama seriye 10 üzerinden 10'luk bir kapak çizilmiş. Kyle Nugu çok güzel bir Spider-Man kapağı çizmiş. Sadece 3 adet kalmış. Hani tükenmeden alın derim. Cidden hoş bir kapak. Yani ekskluzif bekliyordum ben bunu ama ekskluzif neymiş, normal bir varyantmış kendisi. Zaten sipariş geçerken şaşırmıştım, vay be olmuştum. Skybound X 1, 2, 3, 4 bu şu an elimizde bulunuyor. Something is Killing Children 17, Özgür Yıldırım Glow in the Dark kapağı bulunuyor elimizde. Hani kaçırmayın derim, bu da hoş kapaklardan biri. Bakalım 18'in A kapağı kalmış. Burada gördüğümüz Space Pirate, Harlock, B, Derek Chu. A, Derek Chu değil, Kendrick Lim kapağı 2 adet kalmış. Bu da kapağı için alınan serilerden biriydi ve fena satmadı. Bakalım ne var. Spawn'ımız var. Fena bir Madden'a kapağı değil bu. Hani Madden uzun süredir kötü çiziyordu. Zaten hani çalarak kötü çizmeye nasıl başarıyor bilmiyorum ama. En azından burada fena bir iş çıkartmamış ve sanırsam imzasını yenilemiş. Böyle miydi imzası hatırlamıyorum ama veya benim çok ilgimi çekti bu kapakta. 320'de A kapak seçeneği var. Spawn Universe geldi. Spawn Universe'den sadece A ve B kapağı kaldı. Hani bunlarda da elinizi çabuk tutun derim. En azından B kapağı bir adet. Aa, B kapaktan 2 adet. Bunların 2 adet varmış hani. Elinizi biraz daha yavaş tutun mu diyeyim bilmiyorum ama. Hani bunlar da tükenebilir. Bunları söyleyeyim. Spider Shadow geldi. Böyle. Star Wars'lar geldi bayağı. Toplu bir şekilde 14-15 geldi ana seriden. Bounty Hunters'dan 13-14 geldi. 14'ten sadece B kapağı kalmış var. 14'ün A kapağı tükenmiş. Darth Vader 14 kaldı elimizde. Bir adet olması lazım. Hemen bir kontrolcük yapalım. Kontrolcük evet, bir adet. Doctor Aphra 12 geldi. Bounty Hunters geldi. Sonunda War of the Bounty Hunters bayağı beklediğimiz bir seriydi. Ve bu da tükenmek üzere. Hani Jabba the Hutt. One Shot'a da dahil olmak üzere ikişer adet kaldılar sadece. Ki bunlar aslında bol bol geçmiştik. Bu da abonelik hariç satılan, bol bol satılan serilerimizden biri oldu. Stillwater 8, eğer ki aboneliği kaçırdıysanız buradan alabilirsiniz. Strange Adventures dedim, ay akademi.
11. sayının varyantı kalmış ve eksik oldukları 8. sayı gelmiş şu an. Strange Adventures 11. sayısı geldi. ABB kapağıyla hala şu an sitemizde. Stray Dogs'un yeni baskıları geldi. 3 ve 4. sayının ikinci baskıları ulaştı. Bakalım. Böyle bir sayı gelmiş. Hemen açalım. Neymiş bu bilmiyorum. Francavilla kapağı galiba. Hani ilginç bir kapak. Benim çok hoşuma gitmedi ama ilk defa gördüğüm için merak ettim. Suicide Squad'ın 5. sayısı gelmiş. 5'ten sonra bu arada Suicide Squad gelmeyecek. Superman değil. Supergirl Woman of Tomorrow iki kapak seçeneğiyle geldi. 2. sayısında bu Nablabro Superman'i bilmem ama 31. sayı yollamışlar. 30'un A ve B'si. 32'nde B ve C kapağı mevcut. Yanlış bilmiyorsam 32. sayı zaten Superman'in son sayısı oluyor. Superman demişken Superman'in de otoritenin 1. sayısından 1 adet kaldı. Ve Leland Blue'dan da A kapağından 1 adet kaldı. Bu arada yanında fotoğrafı gözükmeyen bir tane de Swamp Thing gelmiş. Bunda da 5. sayıdan sonra çok fazla dükkana kalmasını beklemediğim bir seri kendisi. Symbiote Spider-Man ilk sayısı geldi. Hani bu Symbiote Spider-Man'e artık bir başla dönüştüler ve farklı farklı şeyler yapıyorlar. Şimdi Crossroads var. Önceden Alien'la alakalı bir şeydi. Böyle devam ettiriyorlar. Bağlıların birbirine bilmiyorum okumadığım için. Sifon geldi. Bu da bayağı abonesi olan bir seriydi. 2 adet kalmış. Sanırsam iyi bir seri. Çünkü herkes bir anda bu seriye yüklendi. Horror Country. Bu da ikinci serisi. Kalın Ban'ın yazdığı Horror Country ile alakalı. Zaten Tales from Horror Country. Fae Folk başlığı altında çıktı. Eğer ki ilk seriyi beğendiyseniz bu seriye de gösterebilirsiniz. Teen Titans Academy. 4 ve 5'in serisi A ve B kapak seçeneğiyle şu an sitelerimizde. Aynı şekilde hoş da bir Annual var. Annual yerine buna 2021 Yearbook demeleri çok hoş olmuş. Ben bayağı beğendim ve ortaya da bir tane şey atmışlar, Red X'in. X'ini atmışlar zaten şu an bu serinin hype'ını yürümesinin tek sebebi Red X. Burada Thor 15'ler geldi. 16 gelmiş miydi? Yok, 16 gelmemiş. Onun yerine Thor Annual gelmiş. Bu da yine Infinite Destiny'de bağlanan bir Annual. Ama yine çok rağbet gören Annual'lardan biri oldu. Wow, bu sayı hala burada mı? Trials of Loki, Marvel Tales. Hani bu da, bu nasıl duruyor bilmiyorum. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Loki'nin gözüktüğü ilk 4 sayıyı mı? Yoksa Loki serisindeki bir ilk 4 sayıyı mı ne şey alıyor, ele alıyor. Benim bu abonelik videolarımı izlediyseniz, yani sipariş videomu izlediyseniz orada zaten bahsediyordum. Bu Marvel Tales'lar her zaman bir fiyat performans çizgi romanı oluyor. Bunun etiket fiyatı 8 dolar ve hani 8 dolara 4 iş yıllık bir çizgi roman okuyorsunuz. Bir sayı 2 dolara denk geliyor. Bayağı bildiğimiz fiyat performans. O sırada yanında hemen 80. yılına özel Captain America için United States of Captain America yapılıyor. Ve onun da şu an ilk 2 sayısı ulaştı. Usagi Yojimba Dragon Blood Conspiracy'nin ilk sayısı ulaştı elimize. Vampirella'nın 20. sayısının maşallah bütün kapaklarına sitemize var. Bu kapakların hepsi birbirinden güzel. Hani Mayer o kadar güzel değil ama en azından Mastrado ve Parillo kendi şeylerin S tier bölümlerine kapışırlar. 21'den ama sadece Mastrado varyantı kalmış. Herhalde 21'in diğer varyantları bayağı hoştu. Ondan dolayı insanlar aldı ve bitirdi. Vampirella vs. Purgatory'nin yine 4 ve 5. sayıları geldi. Bunda da değişik bir kapak seçenekleri kalmış. 5'te AD, 4'te de AB kalmış. Vengeance of the Vampirella'dan 20. sayısı da gelmiş fakat o tükenmiş sanırsam. Sadece 19. sayının A ve B kapağı kalmış ve bu B kapağı çok hoş. Hani Ben Oliver Vampirella'ya geçti. Keşke geçmeseydi çünkü ben Vampirella kapakları toplamıyorum ama çok hoş gözüküyor. Hani ufaktan ufaktan imrenmiyor değilim. Evet, Venom 200 geldi sonunda. Hani A kapağı, Art Adams, Bagley, hop ne yaptım? Hop. Bianchi, Gleason, Klein, Garcin, Ramos ve Stegman varyantları mevcut. Yine bir ton The Walking Dead sayıları geldi. Hani uzun bir süreden sonra açıklanan hani Web of Spider-Man sonunda geldi. Listeye baktığım zaman bunun siparişi hani 2020 Mart olması lazım veya Şubat olması lazım.
Bir sene sonra, 1,5 sene sonra kendileri bu seriyi çıkartmayı akıl ettiler ve çıkarttılar. Hani erteleme haberi de gelmemişti. İlginç. Böyle ertelediler habersiz ve sonunda çıkarlar. Bana Wolverine'in 13 ve 14. sayısı geldi. Wonder Girl'ün burada çok güzel bir varyantı var. Bir Murray varyantı. Bayağı benim beğendiğim bir kapak oldu. Eğer siz de beğendiyseniz bu 3 tane stoğu tükenmeden alın derim. Bana fena da olmayan bir Pride kapağı var. Hani eğer ki karakterin tasarımını, hani böyle kostüm tasarımını daha iyi görmek istiyorum derseniz buyurun. Hani full bir kostüm tasarımı şeyi kapağı gibi olmuş. Evet, burada ne varmış? 771 Joshua Middleton ve 774 Joshua Middleton kapaklarından kalmış. Vallahi bu kapaklar çok hoş. Hani Middleton kaç 10 kapak kadar Wonder Woman çizdi ve 10 kapağın 10'u da 10 üzerinden 10'luk kapaklardı. Bayağı bir 10 söyledim ama. Bayağı beğendiğim kapaklar oldu. 76 ve 75'inde yine ABB kapak seçenekleri mevcut. Hani onlar belki kullanın. Bir Middleton kadar iyi değiller ama fena da değiller. Wonder Woman Black and Gold ABB kapağı, hatta ABC kapağı ilk sayısı, ikinci sayısı da B kapağı ile şu an stoklarımızda. Yine bir diğer başka başka X-Men başlıkları var. Ve artık son sayfamıza giriyoruz. Bu son sayfamızda tamamen yine X-Men'den oluşuyor. Yeni gelen X-Men şeyi serisi ilk sayıdan bayağı bir kapak var. Ve son olarak da X-Men Legends 4. Bunu da şu kapaklan bitirelim videomuzu. Ya, hoş bir kapak olmuş. Bunu da kim çizmiş? Lifehill çizmişti. Yani fena değil. 30. yıl Deadpool kapakları arasında benim en çok beğendiğim bu oldu. Evet, video buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bayağı hızlı konuştum. Hani sizin de zamanınızı çok fazla yememek için, çünkü hani 330 tane çizgi roman vardı. Bunların üzerine kısa süreler ayırarak, en hızlı şekilde özetleyerek veya güzel kapakları göstererek geçmek istedim. Hani anlatmak istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Hani bu gibi içerikler için kanalı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenirsiniz de çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.